kanalıma, evime, kalbime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz de soracak olsanız biz çok iyiyiz. Birkaç günden beri yoktum. Biraz yürüyüşe gideyim dedim. Herhalde yürüyüşte dizimi ağrıttım. Birkaç günden beri evde sürekli yatıyorum. Bu sol bacağım, dizi çok ağrıyor. O yüzden ama bugün kendimi iyi hissettim. O yüzden güzel bir vlog çekmek istedim. Şimdi kalktık. Bu sabah daha sonra ben bayağı oldu kalkalı. Hadi oğlan uyumasın diye vlog başlatmadım. Şimdi sabah daha 9.30. Önce bir camımızı açalım. Şöyle evimize bir mis gibi bir havalar girsin, değil mi? Şöyle güzel bir enerji girsin, mis gibi şöyle bir güneş girsin. Şöyle. Ondan sonra acaba çayımızı koyalım. Kahvaltımızı yapalım. Sonra diğer işlere başlarız. Bulaşık makinesini çalıştırıyorum. Şimdi çamaşır makinesini çalıştıracağım. Öyle devam ediyor işler. Şimdi çayı koyayım ben. Hadi bakalım. Şimdi çayımızı koyalım. Sormayın ya valla. Dizimi felaket ağrıtmışım. Ay Allah, gözlüğümü de kafamı da vurdum ya Rabbim. Artık dengem de mi kaydı? Ne yaptı? Gözlüğü, kafayı da vurdum dolaba. Ay. Bulaşık makinesi çalışıyor. Şimdi çamaşırda çalışacağım. Anneler 2-3 gün evde aktif olmayınca her yer doluyor. Çamaşır sepeti de bayağı bir dolmuş. Çamaşır sepetinin içini çamaşır makinesinde doldurdum. Onu da çalıştırayım. Aygaz batmış. Maalesef silinecek. Artık kahvaltıdan sonra onları sileriz. Kahvaltı dediğim hiçbir şey istemiyor. Ne hazırlayacağımda hiç fikrim yok. Ne hazırlarım bilmiyorum. Bakalım bakalım. Ya bugün böyle bir keyifsiz. Ama modumuzu yükseltiyoruz. Biliyorsunuz bende hiç modlar düşmez. Bugün şöyle bakalım, sanayen varsa, margarinim varsa şöyle güzel bir kurabiye yapalım diyorum. Akşam yemek ne yapacağımızı bilmiyorum. Benden size bu kalpler böyle. Böyle böyle gitsin. Kahvaltı hazırlıklarına başlıyoruz. Evet, oğlan kalktığına göre kahvaltı artık hazırlayabiliriz. Gitti oğlum, ekmeği de aldı geldi. Kahvaltıda bugün ne var biliyor musun anneciğim? Sucuklu yumurta. Güzelmiş mi? Ay yavrum benim, hemen de güzelmiş der. Ah kuzum benim. Akşama ne yapacağım biliyor musun? Pide. Ama pidelerimizi alacağız. Pide içeceğimizi alacağız. Gideceğiz deniz boyunda, denize karşı yiyeceğiz. Baban gelmeden ben pideleri hazırlayacağım. Biraz sonra tutacağım hamuruna. Çok güzel olacak. Hoşuna gitti değil mi senin de? Ha? Şu kıymayı da çıkarttım. Şunu da şöyle koyayım. Çok keyifsin diye. Seni bir yerim ben. Anne senin bir tanecik oğlu. Anne senin can bir tanesi. Evlatlar neden bu kadar tatlı oluyor? He? Koyuncum benim. Bak oradan bakıyor annesine ya. Kıyamam ben seni. Çok seviyorum canım oğlum. Benim akıllı güzel oğlum. Bu benim. Trabzon pidesi de yapabilirim. Küçük küçük pideler de yapabilirim. Bakalım artık. Babanın televizyonu sürpriz olsun, tamam mı? Baba şimdi diyecek bana, ne yemek yapacaksın akşamlık diyecek. Daha telefon edeyim, ilk kişi soracağı şey ne yemek yaptın akşamlık oluyor. Çok romantiktir. Sağ olsun.
Kocam Bey. Kocam Bey demiyorum, çok romantiktir. Akşamlık ne yiyeceğiz? İlk sorusu oluyor. Ondan sonra ne yapıyor aşkım? Aslında fotoğraf olması gerekiyor ama neyse. Aynen. Hele bir de öğlenle pek bir şey yemediyse. Daha telefon açar açmaz akşamlık ne var diye soruyor direkt. Sizlerde de durumlar öyle mi? Bizde öyle. Eğer akşam diyor bir öğlen kapandı ki yemedikse direkt daha telefon açar açmaz akşamlık ne yemek var. Ya. Şöyle yumurtamı karıştıralım. Oğlum taze ekmek kaldı geldi. Evde ekmek kalmamış. Ekmeğimiz, yumurtamız, çayımız. Allah'a şükürler olsun. Peynir de keserim şimdi. Annem, koncuğum. Ona sessiz sessiz bana bakıyor. Ah, oğlum benim. Sen peynirden yiyorsun artık değil mi anneciğim? Yumuşak peynir mi oldu? Evet. Yani. Bir ara yemiyordum ama artık yiyor. Büyüdü benim oğlum. Artık eskisi gibi yemek kesmem mi? Evet. Yani pek fazla kesmem yani. Aynen. Biraz peynir de koyalım. Zeytin zaten yeniyor. Evet, tek zeytin yapalım. Yumurtalarımızı da koyalım. Çaylarımızı da koyarız. Allah ne verdiyse yeter. Şöyle. Aşama. Çatal koyar mısın masaya? Olur koyarım. Şey, tak ister canım hanım benim. Gerçekten dizim bayağı bir ağrıyor. Doktora gitmemeye ısrar ediyorum bakalım ama. İnşallah geçecek, çaylarımızı da aldık. Evet. Kahvaltıya da şöyle koyduk. Şimdilik kahvaltımızı da bu kadar hazırladık. Bugün bu kadar yeter. Hadi gel bakalım yemeğe yakışıklı. Bu akşam pide yaparım diyordum ama pide işi yattı benim. Eğitimin annesi vefat etmişti geçen sene, Allah rahmet eylesin. Bu sene, yani şimdi bu sene, bugün senesiymiş. O yüzden lokma döktüreceklermiş. Orayı gideceğiz. Pide yarın akşama kaldı.
alayım tadım da göre. Bulaşıklar da bitti. Bulaşık makinesinde yeni bir tuval yerleştiremedim sıcak, o yüzden el yıkama zorunda kaldım. Şimdi çamaşır makinesini çalıştıracaktım. Cumayet'ten önce duş aldı. Şimdi bir banyo yıkayacağım. Böyle odasını toplamış. Şurada eşyalarım var, asılacak. Onları asacağım. Böyle şimdi ortada toparlıyorum. Hemen banyoyu yıkadım. Çok seviyorum banyo yıkamayı. Şimdi bu kuruyacak. Çok çabuk kuruyor zaten. Banyom da küçük bu arada, bu kadar. Küçük bir banyom var. Bize yeterli çok şükür. Oğluna dedim. Yatağını düzeltmiş. Bu kadar düzeltiyorum, olsun. Çok şükür. Akşamüstü dedim, yengenlerin oraya gideceğiz dedim. Daha şimdi kıyafetlerini çıkarmış, peteğin üstüne koymuş. Askıdan almış kıyafetleri, peteğin üstüne koymuş. İşte hazırlamış oğlum kıyafetlerini. Kim sorarsa kıyafetlerini hazırlamış. Ah yavrum, askıdan sen bunları niye alırsın? Bakın. Bayağı bir maşallah ders çalışıyor notlarına. Her gün not tutuyor böyle. 11. sınıf hazırlık. Öyle bakalım şimdi. Banyom kurusun. Klozet takımlarını da yayarım. Öyle. Ay ayağım da iyice ağrıdı. Geçen düğünde çekildiğimiz fotoğraflar. Dans ederken böyle yatmıştım. Omzuna eşim böyle koymuştu kafamı. Baktım kız çekiyor, çek çek dedim.
Çekeyim mi de çek çek alırız dedim. B12 iğnesi. Biraz vurulmaya gideceğim. Bu da aile boyu çekelim dedik. Hatıra kalsın. Böyle. Bugünlük de birazcık temizlik üstten olacak ama yapacak bir şey yok. Çok şükür. Böyle etrafım. Şimdi kahvemi yapayım. Biraz sonra yine görüşürüz. Bir an için kararsız kaldım. Kendime özel sunum hazırlasam mı diye. Sonradan dedim. Boş ver ya. Zaten içeceğim bir fincan kahve. Ben şey kahve yapıyorum. Şey kahve çok hoş oldu. Tarçınlı kahve. Kendime bu ara evde tek başıma olunca tarçınlı kahve yapıyorum. Oğlan cumadan geldi. Kendime tarçınlı dediğim gibi kahve yapıyorum, şekersiz. İçine çok az da tarçın koyuyorum. Şöyle yarım tatlı kaşık kadar. Çok az dedim, hele bakmayın. Bu ara bu kahve daha hoşuma gidiyor. Kurabiye yapacağım. Ondan çıkarttım yumurtalarım. Margarin yumurtamı erisin. Margarin yumuşasın, yumurtam da ısınsın diye. Şimdi kurabiye yapacağım. Kahvemi içeyim. Kahvem doldu. Oğlan da geldi cumadan. Kalabalık mıydı cuma anneciğim? Ne kalabalık tabi. Gölgede yer bulabildin mi? Evet. Korona başından beri sen dışarıda kılıyorsun değil mi? Evet. Evet. Korona başından beri oğlum dışarıda kılıyor. Bakın kahvem de hazır tarçınlı. Tarçınlı kahvem hazır. Teşekkürler. Diyor bir ev üstten süpürdüm diyorum oğlana, ayağım çok ağrıyor diye diyor. Vallahi diyor bilemem alttan mı süpürüyorsun üstten mi süpürüyorsun diyor. Bakın ya elimde şimdi kahve. Karşımda vantilatör. Şöyle bir keyif kahvesi içeyim, sonra kurabiye yapacağım. Kurabiye mi istersin, kek mi? Kurabiye alalım. Kurabiye istedim. Kurabiye mi, tamam. Bu tarçınlı kahveyi tavsiye ederim ama çok güzel. Ben şekersiz kahve pek sevmiyordum. Yeni yeni alışmaya başladım. Tarçınlı olduğu zaman daha da güzel, rahat içimi. Fincanımın güzelliği de ayrı bir konu. Komşumun hediyesi. Sen şimdi ne yapacaksın? Bence şey yap. Biraz önce bence ders çalışma, önce birazcık dinle, ondan sonra ders çalış. Cuma'da sıcaktan geldin yeni. Aynen, birazcık dinle, ondan sonra dersini çalıştırırsın. Maşallah benim oğluma geleceğin kimyacısı yetişiyor. Evet, kimya mühendisi olacağım. Kimya mühendisi olacak inşallah. Dua edin oğluma. Dua ettin mi benim için Cuma'da? Evet. Herkes için. Eyvah. Allah'ım dedim, hayırlısı silah dedim. Anlarımızda bir iş bulur inşallah dedim. Amin. Başka? Başka. Allah'ım İstanbul Teknik Üniversitesi kazanmak istiyorum. Ayasıyla kazanmama nasip ederim dedim. Amin. Başka? Başka. Bu Suriye'deki iç savaş bitmesi için dua ettim. Oo. Ondan bu Libya'daki iç savaşın bitmesine için dua ettim. Oo. Korona bitsin diye dua ettin mi? Evet. Onu o zaten en başta zaten ona en başta dua ettim. Ona en başta dua ettik ya ben sana. Hadi Allah kabul etsin. Rabbim bütün hastalara şifa versin değil mi? Amin. Bütün işsizlere iş versin, sağlık amin, saat versin. Amin. Amin benim güzel yavrum. Ya maşallah din teyzeleri oğluma. Ay ben çok güzel şimdi. Ay vantolatı açtım karşıma. Dizim de çok acıyor. Dizimi de böyle kırdım, daha çok acıttım şimdi. Açma korkuyorum. Kahvemi içeyim. Şimdi kurabiyeyi de yoğururum. Ondan sonra bakarız bakalım. Hadi sen git dinle artık, yeter. Evet. Teşekkür ederim vantilatör için. Evet, ama biraz geri çeksen çok birden yüzüme vuruyor anneciğim be. Ayaklarını olduğu yere çek. Heh. Çok yüzüme vuruyor. Şimdi böyle de vantilatörün bir anlamı kalmayacak. Geliyor. Geliyor mu?
Geliyor. Evet, teşekkür ettim. Canım anne. Seni çok seviyorum aşkım benim. Hadi sen biraz dinle, ondan sonra ders çalış, tamam mı? Hadi. Ben de kahvemi içeyim. Hanımlar hadi kahvesini, herkes alsın kahvesini, içsin. Toparladım ortalığımı da. Böyle. Kahvemi de içeyim. Ondan sonra bakarım başımın çaresine. İşime gücüme bakarım. Tomuzlar tarçınlı kahve zayıflamaya yardımcı oluyormuş. Bir de benim tatlı isteyenlerim, bir dakika dur. Tarçınlı kahve zayıflamaya yardımcı oluyormuş. Ondan sonra acaba yağ yakımını vücutta sağlıyormuş. Benim gibi çok böyle tatlı can isteyenler için tabi tarçın o canı tatlı istemeyi, şekeri dengeliyor. Onun için kahvemi bugünlerde tarçınlı tercih ediyorum tek başıma içtiğim zaman. Eşim sevmediği için ona yapamıyorum. Bu arada işten çıkarmalarımız tamamlandı. İşte yeni işlere bakıyoruz bakalım. Oğlan da yavrum, kıyamam. Öyle. Hayat. Evet, kurabiyelerimi de yaptım. Bir şöyle iki renkli böyle kurabiye yaptım. Bir de ortalarına kakao koyup kıyılarını beyazla hamurla sarıp bir de şöyle yaptım, dilimledim. Kurabiyelerimi böyle koydum soğusun diye. Şimdi giyinmeye gidiyorum. Bakalım biraz sonra evden çıkacağız. Çok güzel olmadı. Çok tatlı ve çok basitli, çok lezzetli. Hazırlandım. Çıktık. Evet. Şaşırdınız mı? Hayır tabii ki de. Kolay gelsin. Sağ olasın hayatım. Ne yapıyorsun? Arabası siliyorlarsın. Ay. Evet. Biz yemeğimizi yedik. Geldik. Bizim mekana. Çay içmeye. Çayımızı içtik. Güneşimizi batırdık değil mi hayatım? Evet hayatım. Biraz sonra evimize gideceğiz. Hava çok rüzgarlı. Çocuğun bir tanesi düştü. Bir saattir Mart'ya taş atıyordu. Atma atma dedim. Düştü. Atmasayım şu kuşa taş. Tabii yarattı. Koşturuyordu, ne yapsın? Koşturuyor ama düşünce de ağlıyor. Ne yaptı çocuğa? Çocuk işte. Çocuk işte. Öyle biz geldik şimdi işte. Biraz sonra, az önce geldik. Birazdan gideceğiz. Bakın size çok güzel bir manzara açacağım şimdi. Evet. Böyle çok güzel bir yer. Kafa dinlemeye geldik. Hadi ben kurabiye de getirmiştim. Yemedik. Geldi mi? Geldi. Ay vay vay. Ay çok güzel. Ay ay, gel bakalım. Geç bakalım. Kitlesin babacığım. Bakın bak, burada bir yakışıklı var. Irk almadı, üşüdü şimdi. Arabadaki yeleğini giydi. Böyle üşürsün. Anne sözü dinlemezseniz, sen de kız sözü dinlemezsen öyle üşürsün. Ama ben ırkı giydim. Fotoğrafınızı çektim sıcak durmadan. Çok güzel, ikiniz de böyle kırmızı kırmızı da yakışmışsınız. Mustafa Cah çok karizma olmuş. Evet. Günü batırdık. Güneşi batırdık. Biraz sonra gideriz. Çok üşüdü. Çileşime geldi. Geldim. Hadi biz kalkalım artık. Yeter, çok üşüdük bugünlük.